Şimdi bu videoyu nereden başlayacağım, nasıl bitireceğim, neler konuşacağım açıkçası hiç bilmiyorum. Zaten genel olarak böyle podcast videolarında, podcast tarzı diye böyle sohbet muhabbet videolarında genel olarak neler söyleyeceğimi planlamıyorum. Sadece işte konu başlıklarını kafamda kuruyorum, ondan sonra konuşuyorum. Ama bu video o kadar hazırlıksız girdim ki, yani böyle bir takılma falan yaşarsam arkadaşlar kusura bakmayın. Çünkü olay da çok garip, sebebini de bilmiyorum. Olay da zaten thumbnail'dan ve başlıktan gördüğünüz üzere bu video tıklayıp geldiniz. Şöyle resmi göstereyim. Telefonuma ahanda şöyle bir mail geldi. Bu mailin Türkçe meali ne? Epic Games içerik üyesi programından 15 gün sonra çıkartılacaksın diyor. Şimdi diyeceksiniz ki siz sebebi ne? Allah Allah, niye böyle oldu? Valla ben de bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü yani düşünüyorum, böyle kafamda kurmaya çalışıyorum sebebini. Bir mantıklı sebep geliyor. Hani aslında benim için mantıksız değil ama aralarında en mantıklı bulabildiğim sebep, bu Epic Games'i eleştirdiğim bir video vardı. Max Epic Games zekası diye. 3000 bile izlendi hatta. Ve bayağı da beğenildik. Yani çünkü insanlar bana katılıyordu. O videoda ne yapmıştım ben? Çok kısa özetleyeyim sizlere. Epic Games'in yaptığı politikaları, işte eşya fiyatlarının azalmasını, piyasanın içine etmesini, ya yani sert bir dille ama yani hiçbir şekilde küfür, hakaret falan yok, eleştirmiştim. Bu yani. Olay sadece bu. Bu olabilir diye düşünüyorum sebebini, ama dediğim gibi kesin bir sebep yok, ben de bilmiyorum. Ama mantıklı bulabildiğim en büyük sebep bu. Şimdi ne olacak? Şu an bu arada içerik üyesi kodum hala duruyor ve şunu da söyleyeyim. Şu an kod çalışıyor. Yani 15 gün sonra ne olur bilemem. Ama şu an kod aktif. Eğer böyle kararlarından dönerlerse veya işte o mailde yazan gerçekse, ki bilmiyorum yani gerçek Epic Games maili, onu da söyleyeyim. Mailde yazan gerçekse yani 15 gün sonra kod olmayacak ve beni desteklemeyeceksiniz rakırdık eşya mağazasında. Yani böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Aslında bu, bilmiyorum, biraz bazıları için önemsiz bir şey gibi gözükebilir ama benim için çok önemli. Ve bunun şöyle bir boyutu da var arkadaşlar. Türkiye'de zaten Epi Top'un 4-5 tane içerik üyesi var. Düzenli şekilde içerik üreten. YouTube'dan bahsediyorum. Twitch'i tam bilmiyorum. Oralar biraz karışık ve bilmediğim konular. Ama YouTube'da 4-5 tane içerik üyesi var. Ve hatta Rocket League'in Türkiye'de neden tutmadılar, bu konuya değinmiştik. İşte neden 4-5 tane içerik üyesi var. Hepsini anlatmıştım. O videoyu da bulabilirsiniz. IDGAR Rocket League Türkiye'de neden tutmayasarsanız çıkar. Neyse, konumuza dönelim. Bu kadar az içerik üyesi varken bu benim başıma gelen, ki bence haksız. Tabi daha dediğim gibi kesinlikle şu an kod çalışıyor. Ama sonradan kaldırılacak demek oluyor bu maildeki. Benim başıma gelen tamamen bu Türkiye'deki hani potansiyel içerik üreticilerini küstürmek gibi bir şey bence. Dediğim gibi yani çok değişik duygular içerisindeyim biraz. Sinirli değilim bu arada, onu söyleyeyim. Çünkü sinirli olsam bu kadar sakin bir şekilde konuşamam. Hani böyle daha atar gider de konuşurum, böyle söyleyeyim. Sadece garip hissediyorum, şaşkınım. Yani diyecek bir şey bulamıyorum ya. Siz yorum yapın arkadaşlar. Sizce neden olmuş olabilir? Burada kesinlikle bu arada ben bir kişi, yani Epic Games'i falan da kötülemiyorum. Ama yani en azından mantıklı sebep olması lazım diye düşünüyorum. Yani durum bu. Tabi dediğim gibi maile yazanı şimdi bu videoyu çekiyorum. Yani kaldırılacak yazıyor. Kaldırılacak ne demek? Bir şey olmazsa harbiden kaldırılacak demek bu kod. Yani böyle bir durum. Dediğim gibi arkadaşlar siz yorum yapın. Sizce neden olmuş olabilir? Yani bir tane çocuk hakikaten yorum yapıyordu böyle bu eleştiri videolarının altına. Kanalındaki içerik üyesi kodu kaldırılabilir, çok ağır eleştiriyorsun falan filan diye. Harbiden o gerçekleşti gibi duruyor şu anlık. Yani söyleyecek çok bir şey yok ya. Zaten bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer diyelim ki kaldırıldı, tamam mı? Gerçekten hani benim içerik üyesi kodunu kaldırdılar. Ondan sonra ne olacak diye biz hani seni nasıl destekleyeceğiz? Ya yani şöyle olabilir. Shorts kanalım 1000 aboneye geçerse arkadaşlar, onu söyleyeyim. Biliyorsunuz ki İngilizce Shorts kanalı açtım ve takip etmediyseniz edin. Oraya İngilizce içerik üretiyorum ve sadece Shorts içerikler, kısa videolar, editler paylaşıyorum Rocket League hakkında. Aynı zamanda bu editleri yeni açmış olduğum TikTok ve Instagram hesaplarıma da atıyorum. Oraya da desteklerinizi bekliyorum. 1000 aboneye geçerse dedik Shorts kanalım, tekrardan ben kodu alabiliyorum. Tabi bunun başvuru süreci var. Bir sürü süreç işte, bu onaylanacak mı, onaylanmayacak mı? Onlar var. Ama şu anlık durumlar bu şekilde. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Bu mailden sonra ben ticket attım abi. Dedim ki işte problem nedir falan filan diye. Çünkü sebep yok yani. Sebebini bilmiyorum.
Ondan sonra attım abi ticket. Geri de dönmediler. Yani çok ilginç şeyler oluyor. Böyle işte sorunu araştırıyoruz falan gibi bir şey yazdılar. Sonra 3 gün mü 4 gün mü ne geçti? Ben yine birkaç tane bir şey yazdım. İşte herhangi bir gelişme var mı diye. Ondan sonra tekrar beklettiler falan filan. Böyle karışık olaylar var arkadaşlar. Bilmiyorum ya, ben bu videoda çok konuşamayacağım dediğim gibi. Çünkü kafamda söyleyecekleri pek tasarlamadım. Yani bu video tamamen böyle doğaçlama hazırlıksız bir şekilde girdim. Siz yorum yapın. Sizce sebebi ne olabilir? Biraz artık bu konudan çıkalım. Birkaç söyleyeceğim bir şey var. Oradan videoyu toparlayayım. Bu kanal çalınma muhabbetinden sonra biliyorsunuz ki arkadaşlar her gün video atmaya başladım ben. Çünkü algoritma düzeltmek için. Şu anda izlenme sayılarımız fena değil. Yani şöyle, çok kötüydü kanal çalındıktan sonra. Bayağı yerlerdeydi izlenme sayıları. Onu az bir şey düzeltebildim. Yani az bir şey, çok değil. Buna da şükür dedim. Böyle sanki gibi çok ilahi okuyan birisi gibi konuşma. Neyse, buna da şükür dedim. Beğeni sayıları da fena değil eskisine göre. Yani kanal çalındıktan sonraki videolara göre biraz daha düzeldi. Az biraz daha. Ama şunu söyleyeyim. Bu kanala biraz daha az ağırlık vereceğim ve anlayışınızı istiyorum sizden bu durum için. Çünkü Short kanalında ya büyük bir potansiyel görüyorum, öyle söyleyeyim. Çünkü İngilizce içerik ve oraya biraz daha Rocket League klipleri gibi değil de Rocket League mimleri gibi böyle harbiden komik şeyler paylaşmayı düşünüyorum. Ya da böyle troll editler gibi konular paylaşmayı düşünüyorum. Yani insanların gülce ve Rocket League oynamayanları da çekebileceğim video fikirlerim var. Bakalım, umarım olur. Hop, burada bir yandık mı? Düzeldik sanki ya. O yüzden dediğim gibi esas odak noktam orası. Ve oraya da hepinizi bekliyorum. Zaten linki açıklama kısmında var. 3 video attım. İlk video pek izlenmedi ama ikinci video bu arada 3000'i geçti. Üçüncü video da 2000 izlenmeye geçti. Yani keşfete düşüyor, güzel gidiyor. Ama biraz daha destek lazım. Özellikle Instagram ve TikTok'a. Bunu da söyleyeyim. Deyip bu konuyu fazla uzatmayayım. Yani özetleyecek olursak bu şekilde arkadaşlar. Yani aslında çok konuşulacak bir şey yoktu. Ama biraz hani bu videoda değinmem lazımdı bu konuya. Çünkü bilmiyorum ve sebebini aslında size sorayım. Sebebi sizce ne olabilir? Çünkü ben sorduğumda bir yanıt alamadım. O yüzden bir de size sorayım bakayım ne olabilir sizce arkadaşlar sebebi. Bir siz fikrinizi belirtin. Yapacak bir şey yok. Şöyle ana menüye çıkalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Dediğim gibi birkaç gün boyunca her gün video atmaya devam edeceğim. Ondan sonrasına bakarız. İşte 2 günde bir mi olur, 3 günde bir mi olur. O yüzden videolardan anında haberdar olmak için Discord'a katılmayı unutmayın ve yeni sosyal medya adreslerimi de takip alırsanız sevinirim arkadaşlar. Özellikle yeni kanala. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.